Van Erciş Adliyesi'nin İdari İşler Müdürü'nün adli emanetten uyuşturucu çıkarıp sattığı ortaya çıktı. Ayrıca sanık Metin Zeytun'un başsavcılık hesaplarından kendi hesaplarına para aktardığı da tespit edildi. Suçlarına itiraf eden Zeytun, bahis borçlarından dolayı bunları yaptığını söyledi. Van Erciş Adliyesi'nde İdari İşler Müdürü'ydü. Adli emanette tutulan 16 kilo uyuşturucuyu satmaya giderken görüntülendi bürodaki malzemeleri yıllardır gizlice sattığı ortaya çıktı. Cumhuriyet'ten Kübra Köklü'nün haberine göre olay polisin 2019'daki bir operasyonu ile ortaya çıktı. Zeytun polise verdiği ifadesinde bahis oyunları oynadığını ve çok borçlandığını söyledi. Uzun zamandan beri bahis oynuyorum. Bu merakımdan dolayı bayağı borçlandım. Para kaybettim. Bahisten kaybedince arkadaşlarımdan, çevremden ve akrabalarımdan borç para aldım. Bunları da ödeyemez hale geldim. Bu yüzden de bu işleri yaptım. Zeytun 7 kez hakim karşısına çıktı. Mahkemede 15 kez uyuşturucu çıkartıp sattığını söyledi. Başsavcılık hesaplarından kendi hesabına para aktardığını da itiraf etti. Başsavcılara paranın maliyeye yatması için çekilmesi gerektiğini söyleyerek yazılar imzalatıyordum. Başsavcılar maliyeye yatırdığımı düşündüğünden bana hiç bunları sormadı. Sözleşmeli personellerin maaşını hesaba yatırdıktan sonra kendi hesabıma aktarıp kullandım. Sonra bahis oynuyordum. Sanıklardan adliyede çaycılık yapan Metin Demez savunmasında Zeytun'u suçladı. Onun evrinde çalışan ve başında 3 amir bulunan bir mahkumum dedi. Zeytun'un 2011 yılından beri adli emanetten 4 tona yakın uyuşturucu çıkardığını öne sürdü. Zeytun'un avukatına göre incelemelerde 4 ton uyuşturucunun yerinde olmadığı ortaya çıktı. Ancak Zeytun'un görevli olduğu süre boyunca bu kadar uyuşturucu maddeyi çıkarmasının hayatın olağan akışına ters olduğunu söyledi. Avukat, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak adına Zeytun'un her şeyi anlattığını aktardı. Metin Zeytun'la kendisine yardım ettiği belirtilen 3 sanık uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, zimmet ve kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği ile suçlanıyor. Ayrıca Zeytun'un verdiği sahte evrağı imzalayan 4 savcı hakkında da görevi kötüye kullanmaktan dava açıldı.